Akyaka'nın bu güzel sabahından herkese selamlar. Şimdi bu sabah sizi Akyaka'ya geldiğinizde muhakkak yapmanız gereken bir tane aktiviteye götürüyoruz. Nereye gideceğiz? Azmak Tekne Turu. Azmak Tekne Turu. Hemen merkezde nehrin denizle buluştuğu yerden bu tura katılabiliyorsunuz. Bu seneki fiyatı kişi başı 50 TL. Küçük bir grupsanız da tekneyi siz özel kiralayabiliyorsunuz. 500 TL ile 600 TL arasında yaklaşık 15-20 dakika sürecek bu tur. Binelim mi tekneye? Evet, herkes bizi bekliyor. Azmak Tekne Turu başlıyor. Nasıl görüntü? Serinliği nasıl geliyor? Evet. Tabii ki çok güzel görüntü. Vallahi ben bir ayaklarımı sokacağım. Sok. Bir serinlemek istiyorum. Bir serinle bakalım. Yok mu yanımızda ekmek falan bir şey? Yok. Tuz gibi, çikolata. Gel, gel, gel. Buraya baktı. Vallahi helal olsun abi. Büyük cesaret. Evet. Gelin ördekler. Buradan sizi sıcak bir yere ısınmaya götüreceğiz. Sörf yapılan yere gidiyoruz. Sizi Akyaka'da sörf yapılan bölgeye getirdik. Ama Cuma Hoca da yanımızda. Şimdi tabii ki sorularınız var. Ben de hemen aktaracağım kendisini. Abi Akyaka'ya geldiler. Tatil yapıyorlar burada. Merak ettiler böyle bir sörf yapacaklar. Kaç gün vakit ayırmaları gerekti eğitim ortalama için? Ortalama 3 gün.
3 gün. Kaç saat gelmesi gerekti gün içinde? Ortalama 3 günde bir 6 saatte bir ilk başlangıç paketi alıyorsunuz. Tamam. Bunu gün içinde her gün 2 saat, maksimum 3 saat şeklinde çalışarak. Hangi saatlerde? Siz öğleden önce mi, öğleden sonra mı? Buradaki rüzgar genelde öğleden önce başlıyor, saat 10 gibi. Tamam. Rüzgarımız başlar, akşam 6'ya 7'ye kadar sürüyor. Gün içinde 200 saat eğitim verebiliyoruz bir kişiye. Süper abi. Yaş önemli mi? Çocuklarda katılabilir mi? Yaş çocuklarda şöyle, algı yaşın önemli. Ortalama 8'de başlıyor. Biraz da kilosu 30-40 kilo olması lazım. İri bir çocuk olması aynen. Lazım. Biraz 30 olması lazım. Kite'ın onu kite taşıyabilmesi için. Bir de algı yaşının önemli. Yani 7'den tamam. 70 herkes yapabilir diyebiliriz. Kendi ekipmanı getirmesi gerekti mi? Buradan kiralayabilir mi? Buradan evet, okullar temin edebiliyor bütün ekipmanları. İsteyen kendi malzemesini getirebilir ama yoksa da okul bütün ekipmanları temin edebiliyor. Ne kadar ortalama abi bu sene 2024'te sezon fiyatları özel değilse? Sezon fiyatları ortalama şu an 2500 TL. TL arası değişir. Muhtemelen tamam. İki sezonda 2500 TL olacak diye düşünülüyor. Güzel. Yani 3 gün boyunca hem bir spor saat, evet. Aktivitesi öğreniyorsunuz hem de tatilinizi renkli hale getiriyorsunuz. Kesinlikle çok keyifli bir spor. Ağrı yapar mı peki ilk gün böyle bir i̇lk kol kas? Gün, evet. Biraz boyun ağrısı, biraz kol ağrısı, tabii gerginlik, stres ama gayet kolay bir spor. Değil mi? 3 gün atlattıktan sonra zaten olaylar... Çok da eğlenceli yani. Ya. Kesinlikle. Ben hiç yapmadım. Yapmayı da çok istiyorum ilerleyen zamanlarda. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 14 yıldır. 14 yıldır. Nerelisiniz? Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'tan geldiniz. Evet. Amkaka'da sor. Aynen. Süpersin abi. Rica ederim. Teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Tamam. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi bir sezon olsun herkes için. Herkesi bekleriz. Tamam. Teşekkür ederiz. Ve Akyaka'da bu gece kalacağımız otele getirdik sizi. Bize özel izole bahçeli bir tesis burası. Genel hatlarıyla anlatacağım. Şimdi nefis bir manzarası var. Şöyle arkada çam ağaçları arasından denizi görebiliyorsunuz. Hatta sörf yapanlar da buradan görülebiliyor. Havuz burada. Havuzunuzda serinlersiniz. Tamamen size ait bir bahçe. Şöyle etrafı gösteriyorum. Mangal yapabilirsiniz. Jacuzzi var. Mutfak ev konforunda. Burası da genel olarak yaşam alanı. Banyo burada. Ve yatak odası da burada. Yani havuzunuz var. Jacuzziniz var. En önemlisi de tamamen size ait izole bir bahçe. Nefis de bir manzarası var. Diyorum. Güzel. Ve havuzla beraber değil mi bu? Keyfe başlıyoruz. Sevinli evin keyfini çıkaralım. Amele yanı olmuş. Ya git ya. Bay bay. Evet. Mangal var. Kaldığımız otelde mangal varsa yanmalı. Ateşimizi yaktık. Şimdi sıra geldi patlıcanları közlemeye. Şöyle of. Ateşimizin üzerine patlıcanlarımızı şöyle atalım. Evet, yemeğe adım adım, akşam yemeğimize adım adım yaklaşıyoruz. Merhaba Sevil Hanım. Merhaba Serkan Bey. Mangal bizim işimiz demiştin. Afiyetli yiyorsun. Gerçekten de öyleymiş. Gayet güzel pişmiş. Ellerine sağlık. Enfes olmuş. Senin de ellerine sağlık. Bakalım salatamız nasıl olmuş? Umarım beğenirsiniz. Çok şanslıyım yani. Elin çok lezzetli. Afiyet olsun. Evet, Akyaka'da kaldığımız otelde akşam yemeğinden herkese selamlar. Ben mangalı yaktım. Sevil de geri kalan her şeyi yaptı. Mangal dışında. Verandamızda şimdi keyifle akşam yemeğimizi yiyoruz. Ortam gayet güzel. Sessiz, sakin, izole bir bahçenin içerisinde. Tamamen bize ait. Alanda aynen yemeğimizi yiyoruz. Bize afiyet olsun o halde. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Akyaka vlog devam edecek. Bunu böyle sulu sulu yapmayı nasıl başarıyorsun gerçekten? Sevgimi katıyorum. Peki sen bu salatayı
bu kadar lezzetli nasıl yapabiliyorsun? Aşkla yapıyorum. Oo. Nefis. Afiyet olsun. O zaman aşkla yapılan salatadan bir kaşık alırım ben. Bence bitirirsin onu. Tabii ki. Şimdi meşhur Ula'ya özgü Ula kebabı, kelle paça. Şurada yaprak ciğer yapıyorlar. Ula kebabı. Kelle paça dediğimiz çorba. Çorba. Bir de fırında oğlak kellesi yaparız. Fırında oğlak kellesi. Evet. Tamam. O fırında şu anda pişiyor. Ha pişiyor. Ne zaman hazır olur o? 5 gibi çıkar. Ha 5 gibi çıkar. Saat kaç? Akşamları çıkıyor. Yetişmez değil mi? Saat daha 3 ya. 2 abi, saat sonra çıkacak. Ben çorbadan rica edeceğim ya. Az olsun ama. Kelle. Kelle paça. Az. Sarımsak olmasın. Ula kebabı nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Oğlak etinden, şöyle tencerede. Et mi o? Et, oğlak. Kelle yok değil mi içinde? Kelle yok. Sadece et. Oğlak var. Ondan da yarım porsiyon gibi bir şey tadına yapmaz. Bakmak için. Yapmaz. Tamam. Süpersin abi. Süper. Evet. Yeriniz neresi abi? Nasıl tarif edebiliriz burayı? Ula merkez mi? Ula merkez. Yeni cami. Yeni caminin yanı. Yeni giderken cami, sağda, evet. Dönerken solda. Evet. Tamam abi. Biz nerede oturalım? Burada. Bahçede. Bahçeye oturalım. Tamam. İçerik bölüme çalışıyor. Tamamdır. Gel. Ha bahçe burası. Oturalım. Of of. Oğlak kelle iyi giderdi ha. Şöyle. Şurada Yeni Koçarlı Camii. Oo, o kadar güzel kokuyor ki şurada şey var, ıhlamur ağacı var Sevil. Ihlamur ağacı mı? Evet, mis gibi çok kokuyor. Çok güzel, kocaman. Wow. Tepkilerine hastayım. Evet, ıhlamur ağacı. Of, mis gibi de kokuyor. Allah. Tomurcuklar. O kadar güzel bir kokusu var ki şu an. Bütün meydanı kaplamış koku. Böyle açık bir alanı da var lokantanın. Evet. Çorbaları söyledik. Bir tat lokantası. Evet abi. Abi hangi çorba? Bu Ula kebabı. Ula kebabı. Bu kelle paça. Bu da Ula'nın meşhur kelle paçası. Evet. Çok güzel bir şey. Çorba. Bununla da yine oğlak etini parçalarım mı? Bu dana kellesinden. Dana kellesinden. Buna pul biber, limon, evet. Karabiber. Aynen abi. Tamam, pul biber. Acı seviyorsanız biraz acıdır o. Öyle biraz mi? Çok az atayım abi. Bunlar da acı değil mi? Bu onlar da kurabiye bizim. Tamam. Bizim kurabiye derken acı de kurabiyeler. Evet. Bunlar böyle cırt cırt bunu çok seviyorum. Siz kurabiye niyetine yiyorsunuz. Evet. Abi be canım çekti. Az da yoğurt da alabilir miyim ben? Yoğurt. Yoğurt. Yoğurt mu yapalım, yoğurtlama mı? Yoğurt. Yoğurtlama nasıl bir şey? Kızartma. Kızartma yok yok ya, yoğurt ya. Süzme yoğurt. Yok yok yoğurt. Buna katacaksın. Valla açtığınız bunu bir şeyler tadalım mı? Buna katılmaz, tadını bozarsın. Şeye, pul biber. Buna katılmaz mı? Yoğurt katılmaz. Buna yok, limon, yoğurtla. Karabiber. Buna da karabiber. Size yoğurt limon. Tamam. Şuna da limon sıkıyorum. Seninki gerdan. Evet. Seninki gerdanla. Çorba. Oo, hakikaten güzel. Çok güzel görünüyor. Bir tat lokantası. Şöyle bir parça koyalım. Bayağı lezzetli. Tadına bakmak ister misin? Acaba sirke de döksek mi? Bu sirke mi? Gel. Bakacağım. Yaklaş çocuğa. Nasıl? Enfes. Çok güzel. Ben de tadayım. Sirke mi? Harbi çorba sirke ya. Sirke dökeyim mi? Karar veremedim. Bana dök bence. Belki bu da güzeldir. Belki bu da güzel olur. Sirkeyle. Niye hadi dök bence. Azıcık dökeyim. Teşekkür ederiz abi. Evet.
Evet. Buyurun efendim, yoğurdunuz. Yoğurdunuz da geldi abi. Ula yoğurdu. Sirke ister misin? Yok. Sirke döktüm ben kendime. Hı. Çorba yıkılıyor ya. Evet. Benim de çok güzel. Sen istediğinde ekmek verelim. Çorbanın tadına baktın. Beraber bitirebiliriz. Evet. Sen de bak. Benimkinden de yok. Pamuk gibi. Hadi gönlün oldu. Tatlı geldi, kabak tatlısı. Tatlı tatlı. Bak bakalım diye tadına. Diye. Hemen. Üstünde bak. Tahin var. Ceviz var. Evet. Oh, şöyle iyice bula şöyle tahini. Of. Oh. Hazır mısın? Nasıl? Afiyet olsun. Nefis. Teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. Her şey şahane, çok lezzetli. Bir tat lokantası. Ula merkezde. Evet, Akyaka'da aktivite yapacağınız, enerjisi yüksek, cıvıl cıvıl, renkli bir yerden. Evet, vloğa veda edelim istedik. Biz çok keyif aldık, çok güzel bir zaman geçirdik. Nasıldı? Akyaka her zaman çok keyifli benim için. Değil mi? Çok renkli. Akyaka'yı ayrı seviyorsun farklı sen. Farklı etkinlikler sunuyor. Seviyorum, evet. Çok seviyorum burayı. Evet, biz çok keyif aldık. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Beğenmeyi unutmayın. Akyaka ile ilgili sorularınız varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın. Henüz kanala abone değilseniz de aşağıda abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri de lütfen açın. Akyaka'dan sevgiler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.